Yerel seçimlerin ardından yeni belediye başkanlarının ilk ev ödevi tabela kirliliğini önlemek olacak. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üzerinde çalışıyor. Şu yeni başkanların önüne Türkçe dosyası konulacak. Benim ana dilim önemli. Ben İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Amerika'sı bana ne gereği var? Kahve yerine kafi, indirim yerine sale, dövmeci yerine tatu ve her yerde daha pek çok yabancı isim tabela. Tabela kirliliğiyle daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta dile getirse de işletme isimleri de her geçen gün yabancılaşıyor. Bu tabela kirliliğinin önüne geçmek için de çalışma yürütülecek. Özellikle de AK Partili belediye başkanlarının yerel seçimlerden sonra ilk ev ödevi bu olacak. İngiltere'de yaşamıyoruz sonuçta. Türkiye'de mesela Sale yazmış. Onu kim anlar? Türkiye'de yaşayan bir insan anlayamaz. Ben özenti olarak görüyorum. Yerel seçimlerin ardından çalışmalar hızlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu seçilecek başkanların önüne bir Türkçe dosyası koyacak. Tabela kirliliğini temizleyelim. Hep Türk isimleri olsun. Hemen ardından da tabelalar tespit edilecek. Bunların kaldırılması için süre verilecek. Çirkin, yabancı bir yer gibi olmaması lazım. Bakın, artık hastane yerine bile hospital yazılabiliyor. İşte bunun önüne geçilebilmesi için uzun soluklu bir çalışma yürütülecek. Hatta esnaflara tabela değişikliği için teşvik verilmesi de gündeme gelebilecek. Hani İngilizceyi anladık, ortak dil diye. Bunun Arapçası da çıktı. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman orada Türkçe veyahut da başka dillerde tabela görmüyoruz.